Selamlar çok sevgili YouTube, hepiniz hoş geldiniz. Gartic Phone'un yepyeni bir bölümünde, yeni bir modunda sizlerle beraberiz. Arka plan diye çıkmış bu modda 9 kişi beraber oynayacağız. Koray var, Watson var, Anıl var, Berfin var, sanatçılar yazmış utanmadan. Ben varım, Manisa Kaplanı var, Sadullah Minnak var, Emir Kılıç var, Doğukan var. Mod nedir diye peki soruyor. Bu kadar kişi var peki ama mod nedir diye soruyorsanız şöyle. Bir adet hepimiz, bakın bu şu an burada olup bu arada bilmeyenler de var, chatimiz de var ki onların da selam var, iletmiş olalım efendim altta. Şu şekilde bir arka plan çizeceğiz hepimiz, tamam mı? Hiç değişmeyen bir arka plan bu arka plan. Onun üzerine bir şeyler ekleyip bunu bir animasyona döndüreceğiz. Ama şunu unutmayın, gri renkler kullanmayın ki şu Evet. yüzden. Mesela atıyorum şu an tamamen, tamam mı Cansu? Sen kumsal çizdin ya, ben kumsal bir tane çöp adam çizdim. Zaten maksimum çöp adam çizebiliyorum. Evet. Ondan sonra o benden sonra Sadullah abiye gittiği zaman o çöp adam da gözükecek ama gri gözükecek. Tamam mı geldiğinde? Onun üzerinden yani çizgilerinden tekrardan geçmen gerekiyor. Ghost geliyor yani o Aynen kapıya. onun Evet, üzeri hani evet. onun üzerinden tekrardan geçmezsen çünkü bir sonraki resimde olmaz. Bak bu en önemli şey, buna dikkat edin. Doğukan ve Cansu'ya söylüyorum bunu çünkü diğerleri galiba biliyor bu modu, daha Ben önce de oynamış. bilmiyorum. Anıl bir de o zaman. Okey. Ya aynen o gri şey bir dahaki şeyde olmayacak yani. İstersen Akıtım bu arada çizgi ya da istiyorsanız. biraz ileriye yeniden. Ha, ya da mesela biraz ileriye yeniden çizeceksin. Aynen öyle. Mesela yürütmek istiyorsan green'in önüne yürüt mesela gibi. Şimdi istediğimiz ne çizeceğiz buraya? Şu an bir arka plan. Ziyaretçinin. Bu her Şu çizimde an sabit kalacak. aynen öyle. Şu anda sabit kalacak bir arka plan çiziyorsun Cansu. Öyle öyle düşün. Bir şey diyeceğim. Sizde de Gartic Phone mu yazıyor? Ne demek o be? Nasıl yani? Arka planda benim Gartic Phone yazıyor. O hep O yazıyor evet. değil mi? Evet. Ya Şeymiş. sen Ha. birader sen Gerçekten yani ben anlamıyorum. inanamıyorum. Benim sanatıma şu an yani mani oldu orada. Dur bir dakika, bunu nasıl yapabiliriz ki? Hatta şu var. Arkadaşlar ölümüne bir sessizlik seziyorum. Ay. Tryhard çizim. Ultra Gerçi tryhard. İçimizdeki sanat. gri renkler kullanmayalım deyip galiba yapacağım bunu yani. Full gri mi kullanmışlar? Gri mi Yo. kullanacaksın gerçekten? Ya. Ne? Neyse Bir canım. dakika, süremiz var değil mi? Ama çok tatlı oldu. Bu sonuncusunu beğenmedim ama. Bir şey söyleyeyim mi? Bence çok güzel oldu benim arka planım. Geldiği zaman zaten diyeceksiniz ki A diyeceksiniz. Well. Bu Alpin diyeceksiniz, arka planı diyeceksiniz. Bu Bens. Alpin. Bu Alpin. Alpin. Bu kadar. Sade. Alpin. Tatlı bir şeyler yapacağız ki zaten üzerine eklemeler yapıldığı zaman karışmasın ortalık yani. Ah be Burki 3. ayında gelmiş. Burada selamlar diyerekten çok teşekkür ederim. 3. ayımız kutlu olsun canım benim. Frozen Hero'da 100 bit yapıştırmış. Entel Feridun'dan hallice sanatçı demiş. Teşekkür ederim efendim. Sağ olasın. Kameranın reklamını oraya alsana. Var ya sen yani var ya çok iyi. Bu kız arada iyi çalışıyor. Kafa çalışıyor. Çalışıyor çalışıyor. Var bir şeyler. Şuraya mı? Ama renkleri bu sefer kapatırım. Ama bir dakika. Buraya kapatsam sol üst kapanır. Şuraya koysam yani iyi. Çok rahat, çok profesyonelim. Hazırım. Tamam. Bitti. Çok da uzatmak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi bu bir arka plan. İlla böyle çok karışık olmak zorunda değil ve üzerine insanlar bir şeyler yapacak. Bunu unutmayın. Snake oynatsanız çok Ha tatlı olur öyle aslında. Mesela bak mi? Possibly fikir vermiş. Örnek veriyorum Snake oynatmak gibi ama benimkisi öyle olmayacak yani. Ben öyle bir şey beklemeyin. Ne oldu Cansu? Tamam. Ben Tamam, birazcık benimki de çözdü tamam. bile. Mesela benimkine bak şu anda eklenecek şeyleri düşünün chat. Anladın mı? Ama hepsini böyle her ekleyen insanın öncekilerinin eklediklerini tamamlaması lazım gibi. Bence çok güzel olabilir ama bakalım bizim çocuklar ne yapacaklar. Arkadaşlar hadi da süre bu 30 saat Planı hiç yapsaydınız beğenmedim süreyi. ya. Ben de hiç beğenmedim ama neyse. Yapacak bir Ben şey çok yok. pişman oldum ya. Aşırı pişman Sana oldum. CS skin alsam onu satıp kart alsam olur mu? Oğlum Alper o da direkt para istemek gibi O oluyor para böyle. istemek gibi zaten. Zaten onu Sen istiyoruz yani. Onu takasta... merak Hayır. etme. Ya, ya takasta kart var satın, yoksa hiç gerek yok arkadaşlar yani yukarı kasmanıza gerek yok yani. Ben Ben bir sadece 60 tane falan gönderiyorum şu ya an. bak mesela ben söyledim yani elinizde varsa bak Anıl eyvallah yavrum. Ya Akıtalım. orada duracağına yani Alpe verirsiniz. Hayır ben de level kasmak için istiyorum. Öyle Yoksa dediğim çok gibi da çok şey değil. kritik değil yani. Just Oo saying çok bro. kritik.
Ya bir şey söyleyeyim, kesinlikle Saldırgan abiyi bekliyoruz. Saldırgan bir şey söyleyeceğim ama bir dakika yani siz biçimsiz çiziyorsunuz, ben ne yapayım? Oğlum basit basit, ulan Mona Lisa mı çiziyorsun arka plana? Mona Lisa çizmiyorum da yani mantıklı birazcık bir şeyler çiziyorum. Kardeşim bu süre iki mi bu kadar çok uzun bak, yaptı ki? Bak süre işliyor, bak süre hocam süre işliyor. Bak. Ağlamayın ya. Aynen öyle yani. Saldırgan abi sen 40 yaşındasın, ağlamayın ne demek abi? Bir şey söyleyeceğim, şu an 5 kişiyi bekliyoruz. 4 abi burada ne demen lazımdı biliyor musun? Ya cansı, herkes çöp adam çizmiyor. Yaşım belli. Çiz abi. Çiz abi. Şimdi sen çıkarmışsındır tabletini. Tablet üzerinden çiziyorsunuz bir de. Tabletle oynamıyoruz, öyle kurallarımız var cansı. Tabletle oynamıyorum. Valla yaşımı, yani yaşımı belli etme dedi Saldırgan abi. Valla benim çoktan ya. Bitti yani. Abi lütfen 3 kişi... Sesim gelmiyor mu Saldırgan abi? Efendim? Tamam, beni sevmiyor musun gibi hissettim de bir an. Seni seviyorum. Cansu bana çok kızıyor. Ama abi gerçekten emir mi kurdu bunu? 5 dakikalık arka plan mı olur birader? Benimki bitti bitti bitti. Tamam, benimki abi, de bitti. Kim bekliyor? Allah Allah. Kim bekliyor? Evet, Allah Allah. Açık açık söyleseniz. Bendim bendim. Bir şey söyleyeyim. Şimdi ben bunu çizeceğim mi? Yani hayır. Bunu çizmeyeceksin. Bunu çizmeyeceksin. Bir şey çizeceksin. Sonra onu çizeceksin. Sonra onu da çizeceksin. Nasıl? Aynen. Ne diyorsun ya? Şimdi ilk kare serbest. Background üstüne. Cansu ilk kare serbest. Rahat takılabilirsin. Ha. Mesela ben şu çocuğum. Buraya bir şey gelse mesela. Bak. Üstüne insanların devamını getirebileceğini, getirebileceği bir şeyler çizmen gerekiyor işte. Aynen. Ha, bunda doldurma olmuyordu değil mi içine? Yani mesela ben böyle bir şey yaptım ve dedim ki bu da mesela böyle dursun. Mesela evet, doldurma yoktu bunda. Evet doldurma yok. Ona göre hareket edin yani. Benim şu an ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Benim de. Aynen öyle zaten. Oyunun amacı bu. Aynen öyle ama ya mantık çok basit aslında. Ve sonu çok güzel oluyor eğer güzel yapılabilirse. Trollemediğimiz sürece sıkıntı yok. Evet. Hani bir anda çizimin üstüne imzayı atmak gibi. Peki bu mi? Hakikaten bu nereden geliyor bu suyun kaynağı peki mesela? Ben onu da merak etmedim değil yani. Doğal maden suyu kardeşim. Herkes arka plan deyince de su kaynağı mı çizilmiş? Abi herkes de, umarım su olmaz herkes de. Ben yoktu. Neyse söylemeyeyim. Oğlum ben Bob Ross'tan öğrendim, tek şeyi çizdim. Evet. Küçük tatlı bir mesela ağaç burada var. Arkadaşlar mekanı gösteren bir insan var. Şimdi burada hatta burada bir de bir sel mi yaratsak acaba, ne yapsak? Yılın üstünde değil. Söyleyeceğim, bu süre çok fazla. Çok ya Cansu Allah aşkına 3 çizgi şey çiziyorsunuz. Tamam yeter oğlum zaten. Yeri çok fazla. Cansu şimdi şöyle, evet sonrakilerde yapını doldurman gerekecek ya. O ekstra bir sıkıntı yaratacak, haberin olsun. Hatta buna bak bir de ne ekleyeceğim, chat izle. Böyle değil de. Ay süre bitiyor. Ay. Ya bir süre sonra çizecek süre yer kalmayacak ki. Ben çok uzun değil. Yer kalmayacak değil işte, bunun üstüne çizeceksin. Mesela bu gitti tamam, mesela at getirdin. Tık 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 at gitti. Başka bir şey çiz. Ya bak bir daha hatırlatıyorum. Üzerine gri gelen şeylerin üzerini boyamayı unutmayın. Eğer durmasını istiyorsanız, eğer hareket etmesini istiyorsanız ilerisine veya işte kafanıza göre bir şeyler yaratın. Mesela ben şu anda bence güzel bir ekleme yaptım. Bu gif haline dönecek en son. İşin güzel kısmı. Allah kahretmesin. Buna bir şey çizilmemiş abi. Evet bana gri bir şey gelmedi. Bana da gelmedi. Ha çiz diyeceğim, çiz. Çizdikten sonra geliyor. Hatta yukarıda da şeyleri görebiliyorsunuz bak, fark ettiniz mi bilmiyorum. Aynen. Hangi renk kullanılmış mesela gözüküyor. Ben bunun kullanıldığını istiyorum. Bunu çok güzel çizmiş. Bu sallı abi çizmiş. Ben bunu istiyorum da ben bunu üstünden çizemem ki. Çizersin. Kendine inan. Mesela bunu hatta aynen şöyle yapalım. Bu taraftan böyle gelmiş gibi. Buradaki tabii böyle kalacak. Aynen şu şekilde. Peki Saldı abi o ucu koymana gerek var mı? Daha akmış gibi böyle. Ben, herkese daha. Ben mi çizdim ya? Ondan sonracıma. Ben sadece bir şey sormak istiyorum. Bu şeritler sonradan eklendi değil mi bu yola? Cevap evet. Yok. Başta tamam. Şerit var. Çünkü gri mi? Ölüyor muyuz devamını? Ya ama şöyle hani bazı şeylerde gri renkler... Onları ben sonradan ekledim. Dur bir dakika. Şimdi mesela şöyle yapalım. Heh. Mesela gibi. Ölçün ne renk? Buraya çok azalmış. Tamam ben bitirdim bu arada arkadaşlar. Bu kadar abi. Ben de. Let's go. Aa bir dakika evet şeyi de şey yapsam. Aa dur bitirememişim.
Şurayı da mesela. Bu renk hangi renk abi? Bu renk bu renk değil mi? Aynen. Çok iyi. Bu da böyle sanki. Ana Niko. Çok iyi. Burada da mesela şöyle minik bir şey efektini yapabilir miyim? Dur bakayım. Çok rahat, çok profesyonel. Şöyle şöyle sanki. Aynen. Aa çok güzel oldu. Chat çok güzel olmadı mı? Şurayı da şöyle yapsam. Mis gibi. O ama yerde de böyle bir mavilik mi olması lazım acabası? Şöyle. Şeyi çizemiyorduk değil mi? Silemiyorduk. Mesela silip evet. Silip yeni bir şey getirmek istedim de olmadı. İşte yaratıcılığımız kısıtlanıyor abi. Evet, bazı gelişmesi gerekiyor. Buraya doğru uzamış gibi. Ay, yanlış yaptın. İşte bitti. Evet arkadaşlar. Evet. Öyle dursun chat. O kadar hardcore yapamam ya. Allah aşkına. Bir dakika, ben bunun kahverengi olan şeyini göremiyorum. Buna gerçekten buna hiç kasılmamış yani. Diyorum ya, sonra 10 saniyede bitti diye ağlıyorsunuz. Ya peki ilk arka plana yani bu kadar emek veren ama hiçbir şey yapamayan kim? Onu şu an ben de merak ettim. Abi ben değilim. Hayalimdeki şeyi yanlıyormuş gibi bir şey yapmaya çalışacağım. Olmuyor. O zaman şöyle yapacağız. Tamam. Allah'ım, herkesin gerçekten birinci sınıf yani resim yeteneği konuşuyor sadece, o kadar. Acaba bu insanlar resim dersinde ne yapmışlar değil mi? Birinci sınıfta düşük almıştım resimden. Ben anneme çiziyordum. Ben annem bana çok kızıyordu, resim çizemiyorum diye gerizekalı muamelesi görüyordum ben hep. Bir şey söyleyeceğim. Full boyama diye bir şey yok değil mi şu an? Şimdi. Yok burada. Niye yok? Şurayı. Resim sabote edilmesin diye herhalde. Tabii aynı olur. Resim sabote edilmesin diye. Gri kullanmayın denmesini nasıl ifade edebiliriz başka türlü? Sağ ol abi, yani. Sinirlendi. Hani sağ ol abi, sanat olunca sinirleniyor. Evet. Sakin ol. Sağ ol abi, sanat olunca sinirleniyor. Sağ ol abi, özür dilerim. Sen mi kullandın? Şimdi buraya ne yapacağımı hala bulamadım ama şöyle bir şey yapma kararı aldım. Bak şimdi, look at this me. Buradan bu adam sanki böyle eline almış böyle. Beline, buradan diline. Böyle bir şeyler yapıyorlar şimdi, bak izle. Bu da böyle böyleli almış mesela. Bu çok büyük oldu ama. Şöyleli almış mesela. Buradan mesela ay. Yani bunu daha büyük resim yeteneği olan insanlar şey yapar. Buradan buraya mesela böyle bir heh. Şöyle bunun içini boyamam lazım ama. Ah. Bir tık hata yaptım. Yanlış hata yaptım. Şöyleli. Orada yola bu bir tuzağımsa, anladın? Chat. Tamam. Aynen. Ama bu arabanın hiç ilerlememiş olması hoş olmadı ama, evet. Onu düşünemedik ama olsun, bir başkası ilerletsin. Patinaj çekiyor. Abi yok bu. Ne? Bu ne? Bu ne? Hiç güzel değil. Bunu hiç beğenmedim. Abi bir saniye yani. Buraya. Allah'ım ya Rabbim, bu çok güzel olacak. Abi bu. Ben de şu öyle bir şey kaplıyor ki. Tamam bu olur. Bunun üzerinden bir daha geçelim. Abi, güzelmiş. Bana gelen çok kötüymüş. Bulutları boyamaya çalışmış ama hani böyle çizgileri doldurmadan bulutları boyayamamış birisi. Benim. İşte doldurma yok ya. Ama saldılar biraz. Ama o bir öncekiydi ya. Doldurma yok tabii, şeyi seçebilirsiniz. Alttan en büyük fırçayı seçip boyayın. Aynen, ben arkadaşlar, bence de. Yani gri kullanmayın demek. Gri kullanmayın demek. Her resimde gri kullanmış yani. Evet, bende de gri var şu an. Acaba gri kullanın mı deseydik ya? Vallahi ben yapmadım. Özür dilerim, sağ olun lan, ben yapmadım. Gerçekten ya. Allah'a kızıyorsunuz gri ki. Kullananları böyle şey yapacaksın. Bir dakika dur. Ama abi karışıyor olay yani. Abi ben halihazırda olanı çizmeye çalışırken benim sürem bitecek ama. Öyle zaten. Aynen öyle. O yüzden halihazırda olanı çizmeye gerek yok aslında. Bazılarını hani gitmiş gibi de yapabilirsin. Dersin ki ha, bu böyleydi.
Bu nasıl kafa çizimi peki ya? Yani bir şeyler olmaya çalışmış ama çok fazla şey eklenmiş yani. Bence her resme çok şey eklemeyin. Onları tekrardan çizmek bazen gereksiz zaman alıyor yani bence. Bir de gri kullanmayın arkadaşlar. Yani burada hadi diyelim burada şöyle bir şey oluşturduk ama şöyleli. Bu ne işimize yarayacak diye adama sorarlar yani. Abi sürem bitiyor benim. Ben eleneceğim. Arkadaşlar bu hiç hoş değil. Böyle olmamalıydı bu. Evet bu böyle şey olmamalıydı. Oyunu temasını çok güzel yapmıştık bunu. Oyunun temasını yanlış anlamışlar bence. Çok doldurmuşsunuz abi her şeyi. Yeni şeyler çok eklemişsiniz. Bu bir animasyon olacak işin sonunda. Onu unutmamak lazım yani. Ben basit düşündüm. Ben de basit düşünüyorum genel olarak. Kimsenin çizimici bir şey yaptığını düşünmüyorum. Ben bir tık saçmalamış olabilirim. Ama çok az. Kesin şöyle olsun. Şunu ekleyebildim sonunda bari. Yani bak bir şey söyleyebilir miyim? Benim sanat eserimin nasıl ağzına sıçılmış? Yani bu benim mi ya? Bu benim değildir inşallah. Ne bu? Benim bunu şöyle olmuş olsa... Dönemez değil mi? Dönemez abi. Oğlum. Bak şimdi o zaman bu madem bunda şöyle bir efekt olmuş olsun chat, anladınız mı? Hani sanki bu şey olmuş gibi. Anladın mı? Ya olmuş gibi chat. O zaman birisi resmen yayından bakıp benimkinde aynısını yapmış, söyleyeyim bu arada bu benim değilse. Hadi lan. Birisi resmen yayından bakmış demiş ki Alp bunu yapıyor, ben de bunu yapayım demiş yani. Ben sana söyleyeyim. Bu kadar da iddialı konuşmaktayım. Berkay burada mı? Ya da gerçekten gönüllerimiz bir. Mesela bu şu anda gitti ve burada bir. Neye? Bir dakika. Pardon. Beyaz kullanabiliyor muyuz? Sağduluğa Mina'ya sormak lazım. Sağduluğa abi. Beyaz kullanabiliyorsun. Aşırı ciddi cevap. Benim adamı şey yapmışlardı. Işıklar yaklaşabilir misin abi? Herkes full odak. Evet. Ben var ya şu an. Ama bunun zaten sonu asıl keyif, ben sana söyleyeyim. Yani çizerken çok da bir esprisi yok ki. Odaklan, çiz. Odaklan. Yani çizerken de odaklanamıyorum ki, o kadar kötü şeyler çıkarıyorum ki ortaya. Belli Cansu, belli. Güzelim animasyonlar, Allah bilir ne hallere geldi şu anda. Şimdi burada arkadaşlar, burayı benim sanatım inşallah yok artık. Çok kritik. Bu ne? Burada bir patlama söz konusu, artı dağılan birkaç tane parçayı da göreceğiz. Ben gri, ben gri kullandım Sallı abi. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil bence de. Yani iki daha arka plandakini çizene kadar bittim zaten ben. Zaten o griler geldi. Ama arka yani plandakini çizme. Çizmek zorunda mısın? Ben çizmiyorum arka mesela. Arka plandakini çizmiyorsun. Ben zaten çizmiyorum. Arka planı değil. Daha yenisi getiriyorlar ya. Tamam. Onları çizmek için. Bu ne? Ya, bu ne? Bu şimdi bu ne? Yani. What? Tamam. Şöyle yapalım o zaman. Ya sallar boyunu çok şey yapıyor ama bizi ya, rencide ediyor. Bir şey demedim ya. Anlamaya çalışıyorum. Yani ben resmi anlıyorum. Şimdi resimde ne var? Onu anlamaya çalışıyorum şu an. Burada bize bana şair ne anlatmak istemiş? Bu resim mi? Ben de onu anlamıyorum. Yani çizmek istenen ne ki? Ben ona göre ne yapmam lazım mesela? Değil mi? Onu nereye ilerletebilirim? Şu an ben anlamadım mesela. Bu ne? Bu ne? Kim yaptı bunu? Neden yaptı? Niye yaptı? Kim buraya çıktı? Nasıl yaptı? Özür dilerim Cansu, çizim yapıyorum. Ay, bak şu ana kadar hiçbir sıkıntı çıkmamıştım ama yani. Az önceki çizimde ben onu dedim. Değil ben mi? De ya. Sorguluyorum şu an. Kendimi de sorguluyorum. Ben bundan ne acaba yapacağım? Acaba hangi çizimleri dediniz? Bir tane ben de çok söyleyeceğim. Arkadaşlar hiçbir şey yapamadım şu ana kadar. Ben bugün çok kötüyüm. Ben aynısını çizim devam edeceğim. Buna ekleyecek bir şey yoktur diyeceğim. Abi benim... Aa bir dakika benim... benim çizdiğim şey gözüküyor. Değil işte o, demek ki
Kahverengi gözük lan. Niye olmuyor? Çok temel konularda sorunlarımız var ya. Ya doğru. Hayır ya. Ben göz çizemiyorum şu. Sinir oluyorum senin için. Birisi bıçak çizeceğim diye Karayip Korsanları kılıcı çizmiş. Bu yani bıçağın kabzası bıçaktan büyük. Sağ abi, gri kullanıyorum müsaadenle. Ya artık zaten. Vallahi açık oldu gitti ya. O çok kullanılır evet. Abi ben kullanıyorum. Ama içini şey yapacağım abi. Yani onun... Ne? O gri olmadığını göstereceğim. Halledeceğim ben onu işte. Ben onu halledeceğim. Peki 2-9 diyor, 7-9 diyor. Ne demek? 2 tane mi kaldı yani? 7 çizim. Evet 7 çizim. Bu 7. Bundan sonra 2 tane daha çizeceğiz. 3'ü oldu şimdi. Madem... O red hazırı verenler. Ha 9 kişinin 3'ü red'i. He. Aynen. Par. Ooo bir dakika. Evet. Çok yani... tekin. Ay kendim. Arkadaşlar. Ooo. Ya ne? Aaa. Bu ne? Ben neye bakıyorum? Bak. Bu en azından bir şeye benzeyecek bence. Bak şimdi Tatlı bir sabır testi be. Valla biz sanatsal sancılar çekiyor şu an. Ya Zavla bir şey söyleyeceğim. Bu kadar rencide etme ama bizi lütfen, tamam mı? Ya ben de hayır, ne alakası var ya? Bak şimdi bu mesela bu böyle olmuş. Yani bu arada fileyi de yani beyaz çizersin, anladın mı? Bari niye siyah oldu o file? Madem öyle oldu. Ne filesi ya? Bana hiç file falan gelmedi bu. Sorgulamasana. Her bir şey sorgulandığında da Cansu'nun çizimi oluyor ya. Evet abi Cansu da... Abi bir dakika. Bir dakika şu şeyi düzeltelim ama madem. Yalnız uf. Ya böyle gülmeyin. Ben çok rahatsız ediyorum. Ay. Çok pardon. O neresi onun ya? Tamam şöyle. Ya bizim bu arada gerçekten yayın dışı yaptığımız Gartic'teki bu bölüm. Evet. Yani çok daha verimliydi. İnsanlar böyle kaka falan çıkardı. Biz galiba şey yaparken, video çekerken çok daha verimli oynuyoruz. Anlamadan daha iyi yapmışsınız. Ya bunun ikinci elin bir bozuk gibi ama ya. Şimdi nereden çıkıyor bu ikinci el? Sorgulama, benim ellerim çok fazla. Bir yerden çıkıyor. Herkesin eline kimse karışamaz. Dur bir dakika. Aynen öyle abi. Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum ama bunu çizmek istedim. Güzel gözüküyor. Benimki sımaca kalkmış gibi. İkinci elde arkada gözükmüyor o yüzden. Buradaki de bunu attıktan sonra da birazcık da bir de benimkisi de birazcık zıplamış bir de. O yüzden şöyle havada. Abi ne ara? Tamam. Bu yerdekilerin anlam ve önemi ne peki, yıldız gibi bir şey yapılmaya çalışmadı random. Aa, bak random böyle boş boş çizilecek şeyleri yapmayın ha, onu söyleyeyim. Ya yani mesela çimin üzerine... Bunlar random değil de anlaşılmadığı için randomlaşmış olabilir. Abi niye siyah, yeşilin üzerine siyah bir şeyler çizilmiş öylesine yani. Ya bir de sol üstte cüce... Sol... Ya bu ne? Ne ya? Arkadaşlar cüce diyarı Rumble'da hoş geldiniz. Aa bu iyi olmuş. Ben bunu devam ettirmek istiyorum. Bu başarılı bir çizim. Hayır diğer. Bu son tur değil mi? Biz bir şey söyleyeceğim. Biz animasyon çizmiyor muyduk? Evin üstüne niye? Bu belki bir Inception anlatılmak istiyor. Müteahhit mi geldi? Tamam ben şunu çok merak ediyorum. Bence yine de ağırdan alalım. Belki her şey düzelebilir. Bak ciddi söylüyorum. Tamam. Belki bunlar bir araya geldiği zaman bir şeye dönüşebilir. Ne diyorsunuz çok sevgili chat'im ve çok sevgili YouTube'um? Ha bu arada şöyle bir şey daha yapacağız. Puanlayacağız en iyi animasyonu. Hem YouTube yorumlarında en iyi animasyon bununki olmuş denecek. Hem de chat'te denecek. Onu da önden söylemiş olayım. Ben burada inşallah yanlış renge boyamıyorumdur bunu. İnşallah yanlış renge boyamamışımdır. Şöyle yapalım. Şimdi böyle blablabla yaptım. Ne yapabilirim ya? Voleybol filesi mi oluyor arkadaşlar? Yani Saldo abi evet. Bana gelen malzeme oydu. Ben de yapıyorum. Güzelmiş yani. Abi doğru. Başarılı değil mi? Gayet basit. Evet. Bu da şöyle olmuş oldu.
Derdini anlatıyor mu? Anlatıyor. Ben her zaman bu yöndeyim abi. Derdimi anlatıyorsa hiçbir sıkıntı yok. Derdin ne? Resim pisim. Aynen öyle abi. Anlaşılıyor bence bu resme bakınca. Bak şimdi bu da buradan. Allah. Bu çimenler bence güzel bir animasyon yaratabilir ama yani. Tek umudum bu. Arkadaşlar ben buradan hiçbir şey çıkaramıyorum bu arada. Çıkarmaya çalış. Abi. Deneyim. Bence buna şey de gelmeli yani. O bütün grilikler böyle bir gelmeli. Ben burada ne olduğunu cidden anlamadım. Rastgele bir şey çizdim. Ben çok fena bir şey çizdim buraya. Evet. Güzel. Temaya biraz, uydu. Bitirdim. Biraz böyle o, şey oldu. Asürrealist bir çalışma oldu benimkisi. Ben şeyi unuttum. Ha, şurayı bakış unuttum. Açısı be. Hayal gücü. Bence iğrenç. İğrenç bir şeyler çıkartmış olabiliriz arkadaşlar. Haberinizde bilginiz olsun yani. Bitti. Hadi. Hadi bakalım. Hadi hayırlısı YouTube toplan. Hadi bakalım karar koyalım. Vallahi arkadaşlar ben benim o balık değildi bu arada. Siz yanlış anladınız. Balığa üstten baktığınız kısımdı. Perspektifiniz yoksa chat lütfen yorum yapmayın. Yani lütfen sanatçının bakışını. Evet. Koraycığım öncelikle yani bu kadroyla oynamamız lazımmış. Bu bir. İkincisi hadi buyurun başlayalım. Koray'ın animasyonuyla. Çok sevgili YouTube çıkarım. Jürisi, çok sevgili chat jürisi buyurun. Gayet bak, güzel bir arka plan. Gayet güzel. Abi evet basit ve güzel ki zaten bu çok kötü gitmedi galiba. Bakalım. Bir şey. Abi bak ben bir şey daha söylemek istiyorum. Neden? Kalın çizgiler değil de ince çizgiler bu bir. Evet. Evet biri hep ince çizgi. Sadullah biri, abinin kalemi. Hayır bir de şeyi çok çirkin. Kalın çizime yani, ince çizgi yapınca garip oluyor. Evet. Evet. Balık da evrim geçirdi bu arada orada. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Temaya da uygun yapmış Watson insanı. Rencide olmayalım diye. Yani yalnız dümbüllüğüyle Shakespeare bir araya gelmiş. Sallam sen içeriğini sorgulama. La oğlum. Emir. Emir Romeo. Emir Romeo yazıyı mı okuyamadın? Roncodur mu? Ne yazıyor? Romeo dur oğlum. Romeo dur yazıyor. Ben bunu Romeo düşünüyorum aşağı yukarı. Aa, dur yapma diyor. Ama sen. Çat kere işte bu. Muhteşem. Oğlum bak işte bu olmuş biliyor musun? Bu çok iyi şu anda. Aaa! Çok iyi! Çok iyi! Abi çok iyi! Abi çok iyi! Bak! Gördün bak. Sana bir şey söyleyeyim mi? O sarı şey ne? Abice. Ne geliyor? Abice. Cansu. Abice mi? Abice nereden geldi? Arkadaşlar orada benim hayalim. Bu hiç fena almamış bence. Cansu. Olurmuş. Abi. Herdeyi kapatabilirmişsin. Ha, gif izleyelim. Gif izleyelim. Bak. Ben bu gif halini yeni anladım şu an. Çok iyi. Mantık bu zaten ve Cansu'nun yere kadar çok iyiymiş. Cansu da ekstra bir şey ekleyebilseymiş çok iyi olurmuş. Cansu da perdeyi kapatıp bitmiş. Aynen. Bu arada. Evet. Perdeyi kapatmakta çok cool olacaktı. Sadece kırmızıya boyayacaktın ortayı. Ben bunun bir şekilde görüneceğini şey yapmadım. Bu şu anda chatte bu arada bir kleplerimizi alalım ve şu anda bu bence zirve. Ama zaten bir tane gördük. Devam edelim. Güzel başladı. Abi ben bunun dışında güzel bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Yani ben sana söyleyeyim. Hiç gelişmedi ya. Çok merak ediyorum. Yani. Bu muhtemelen bunda var ya. Ben yandan birer cüce çıkarttım. Aa çok evet, tatlı. Bayılıyorsun zaten. Bayılıyorsun bir şeyler bir yerden çıksın. Aa bu çok tatlı olmuş bu. Öyle daha kısa oluyor. Cüce ayaklanmış. Bunlar büyü yapmaya başladı bende. Buradan kolları var. Tutamadım. Buradan voleybola nasıl gittik? Cüceler nerede Doğan? Aa cüceler olmuş. Evet çok güzel olurdu onu yapsaydın. Evet ben altınları çizerken cücelerin varlığını unuttum ya. Yeşil yapmış birden. Cüce çizmeye çalıştım. Cüceler cin oldu. Cüceler büyüdü dev oldu. Yılacaktı en sonunda böyle çok yüksek olacaktı. Planım oydu. Ay bir dakika. Bir saniye. Nasıl? Ben onun piknik örtüsü sandım bu arada. Ya Emir abi. Yani altından ziyade. Sanat işte. Çimenleri kim tekrar çizdi? Ya Cansu'nun ya. Altın sen yok oldu ve voleybola döndü. Cansu'nun aklı maçta kaldı ya. Ya ben cüceleri ilk panelde var zannettim bu arada. O siyah mı? O yüzden silmedim. Oğlum onlar siyah değil. Ben zannettim ki onlar siyahtı ve onlar şey zannettim. Şey oldu Allah arka. Onlar koyu yeşilmiş. Açık güzel. Sallarda manşet vurdurmuş. Yani şimdi düşünmemiz gerekirse bir dakika. Gif'i bir inceleyelim.
Çok güzel başlamış ama cüceler çizilmeyi bırakıldığı anda yeşile dönmüş. Yeşil sarmamış. Aslında siyah devam etse çok güzel olabilirmiş. Sonradan şey yapmışsınız. Çimenleri çizmeye başlamışsınız. Cüceler voleybol oynuyor. Ben onlar animeye ben böyle hareketlenecek zannettim. Ben de ya. Ben de. Devam edelim abi. Yok Watson'ınkisi zor. Beğenmedim. Beğenmedik. Güzel gidermiş de. Anıl'ın evet iğrenç ağacı, iğrenç evi. Niye gerçekten anlamadım ben. Benim elime öyle bir şey verdiler ki. Ben Anıl, çok güzel bir sonu bitirdim. Yani ben şunu çok merak ediyorum. Abi bir şey söyleyeyim mi? Dağa şey bak. Bak bu mesela bak bunda hareket efekti olacak. Bunun devamını getirebilirseniz. Bir şey söyleyeyim mi? Backgroundlar için. Mesela şu yeşil çimen resim çizecek yer karşı. Şimdi ilk defa tabii oynayan arkadaşlar için. Bu beyaz bir alan bırak. Ya Sazlı abi sence burada insanlarda problem bu mu yani şimdi? Yani ama. Ben şunu merak ediyorum. Anıl. Anıl. Nereye gidiyor? Nasıl Anıl, ya? Bir Anıl. Saniye ben buna Anıl. Ben şunu çok merak ediyorum. Her şey bu kadar koyu ve bu kadar pastelken şu ev niye kalem ve bu evi niye boyanmamış? Süren mi yetmedi? Mikrofon kapalı bu arada. Evet son çizdim abi. Süren yetmedi. Devam edelim. İşte keşke hiç çizmeseydin. Ooo emir. Tamam, bak bir emir çizmişiz. Emir'in arkasından bir Berfin geliyor kırmızı saçlı. Ya bunun sonra havaya bağlanacak diye çok korktum. Bu nasıl oldu? Saçı çok yapmışsın hayırlı olsun. Bilemedim. Ama bu çok, bak, bak şimdi. Çok hızlı bir aşama bu. Evet çok hızlı bir geçiş. Çok çok. Bak, bana geldi. Ben orada ip atlatacaktım. Adam bana yıldırımlı ha, adam verdi. Onu da çizmek zorundayım. Çocukların kaçma efekti olsaydı güzel. Bana bu geldi abi. Bunu ne yaptın? Abi, ne yapayım bunu? Ben orada çocukları ip atlatacaktım. Sola bir baktım orada bir cümbüş. Bana böyle bir şey gelmedi bu arada. Bana çok farklı bir şey geldi. Bana bu geldi. Cansu yeni ben de en son yaptım. Bunu buna çevirdim. Cansu imara açmış burayı. Çok parmakları çok tatlı olmuş evet. Güneş. Ben bunu yalnız ne olarak algıladım baksanıza. Dağların şekli ne var? Bir şey söyleyebilir miyim? Belki komik gelecek ama çok mantıklı geliyor. Çünkü şimşek çaktıktan sonra sanki orada yeşillikler açmış evler dünyaya gelmiş. Güneş en sonunda güneş çıkıp doğmuş gibi. Hakikaten. Bak bir şey söyleyebilir miyim? Ya. İlk 3 resme bak. Yavaşlat. İlk 3 resimdeki su akışı çok güzel. Onu keşke devam ettirebilseydiniz bak. Bak fıtı fıtı ben fıtı. Ben onu unuttum abi. İşte orada sıçmasanız o çok güzel olabilirdi de. Genel olarak şu anda benim sıralamam Koray 1, Anıl 2, Watson 3 diye. Yani burada bile bir anlam oldu yani bir şekilde. Devam edelim hocam. En son bu arada çok sevgili chat, çok sevgili YouTube. Bak dediğim gibi YouTube sonra yapacak da chat. Aa dur bunu çok merak ediyorum. Güzeldi. Bunu çok merak ediyorum bakalım. Niye öldü? Niye öldü? Yani... Ortadakine ne oldu? Bir de oradaki doğdu mu orada? Şimdi anlayacaksın ne olduğunu. Yavaş yavaş sorayım. Burada neler? Bak. Bu da benim yorumum çok iyi bu. Bu ne bu ne? Bir dakika. Bak işte arkadaşlar bak. Bir, ben orada bu kadar finish'i koparmışım, emek vermişim. Oradaki finish niye tekrar bir araya gelmiş Watson? Abi ben onu şey sandım. Ben... Onları kopar... Halini hayır, arka sandım. Planda vardı o finish ya. Uf ya, uf. Hiç sanatıma saygı yok. Gri olarak gözüküyor. Hiç sanatıma saygı yok ya. Devam. Burada hep bir kan var gerçekten ya. Anıl bu ne ya? O kırmızı şey top sandım ya. Ya abi, yerde ölen dirildi mi birader ben onu anlamadım. Kardeşim kanıştı onlar. Altı abi. Alev. Arkadakiler hala alkışlıyor ya. Alev. Alo. Benim bir şeyim olmadı ya. Bizde evet, bizde sürekli vahşet var ama çünkü neden biliyor musunuz? Şey, sadece bunları yapabiliyoruz çünkü yani. Bu var arkadaşım kafada başka bir şey yok ki. Kırmızı bir çizgi ve şey çöp adam. Bu da temiz. Temizlik yapıyorlar. Mis kere. Orayı temizlediler en son. Su kovası mı o? Evet su kovasıydı abi o. Güzel gayet güzel devam ediyor yine. Sövüyor burada. Allah evet yani. Aslında. Var ya o finish çizgisi kopsa çok mantıklı olacaktı her şey. Ah. Temizlikçi temizledikten sonra geçmiş elinde. Kaza gelip. Temizlikçi kazanmış. Bir şey söyleyeceğim. Tatlı oldu bu arada. Bence güzel olmuş bu arada bu da. Dur bak baştan bir göster. Baştan girdik geçtik. Ama işte bak. Havuç bombası. Acaba bir gıdım gıdım falan mı? Havuç bombası güzelmiş. Havuç meh. Benim için hala Koray 1 şu an gidiyor. Devam. Evet ya. Ben diğerlerini göremedim ya. Yapacak bir şey yok. Devam. Ben güzel başlamıştım ya.
Ben kendi resmim tabii hiç bana gelmediği için. Yok bak, artık ya. Gayet sade. Bak gayet bir şey sade. Yok artık. Beklentin çok olmuş. O kadar garip şeyle evet. Abi bana çok saçma bir şekilde geldi. Oha. Bir şey diyeceğim. Sadıl abim bu güzel çizimini bana kim öyle yolladı? Cans. ben yolladım. Bak şimdi buradan benden gelen şeye bak. Bence benimki o kadar kötü de değil yani Sadıl abi. Ha, bana Anıl'dan gelmiş. Bana çok kötü bir çizim geldi acaba hangisi? Benimki gelmiş olabilir. Çok az zamanım olduğu için panik yaptım. Bana çok kötü geldi bu ya. Fena değil de şu gezegen sonradan eklenen yani bir benim ayıma bak bir sonradan eklenen Jüpiter'e bak yani. Oha çok iyi. Batısından sonra ben çizdim çünkü. Ama Astrod'un kollarına bir şey oldu. Ya ben de Volkan, Volkan. Havaya tutuşlar herhalde. Çok güzel bir yere gidebilirmiş bu. Çok güzel bir yere gidebilirmiş bu. Gayet güzel devam etmiş bence. Abi ayın Allah'ını seversen Astrod ne hale geldi. Ama seveyim. Çok zamanlı yazılıyor son anlarında. Yani şunun sonunda bu arada astronotla uzaylı halaya kalksaydı ben zirveyi vermiştim. Yani. Evet abi. Akıt bakayım nasıl gözüküyor akıtınca. Çizimin şeyine bak. Bence bak bence bu ne oldu biliyor musun? Bir astronot bence, uzayda hani, oksijensiz kalınca bak bir bakar mısın? Evet. Vücudu böyle bir... Etrafta şey değişiyor. Kaynat değişiyor. İnsan... Yani meh yine Koreinkisi bir devam edelim. Devamlılık güzel olmuş ama. Fena değil. Evet. Evet. Ama gökyüzünden dere inme perspektif. Ha bak buna bu kadar şov ya, niye bu yaptın ya? Bu çok büyük zor... yağmur ya. İzle oğlum. Şimdi sen izle. Bak şimdi. Kalınlığı tutturuyormuş. Mervin araya bir tane daha atmış bulutu. Doğa canlanıyor ama işte. Evet abi. Bu arada kaymaya da devam ediyor sörfçü onu yakaladınız evet, mı? Evet çok evet. Güzel gidiyor ben şu an ona bakıyorum. Sörfçü gelmedi arkadaşlar. Evet. Ya evet. Anıl ya. Anıl sel bastı. Aa dur sörfçü düşmüş boğulmuş mi? Sörfçü düşmüş evet, boğulmuş evet. Aşağıda işte tamam. Olur yer zor. Gelmeyen tek şey sörfçü değil. Ya bunlar nereden aa. Geldi? Ben de aşağısı böyle renk sulu falan gözükmüyordu. Saçmalama Koray yalan söyleme. Bildiğin gözükmüyordu. Direkt böyle iki tane insan çizeyim. Oğlum kara döndü olay. Kara döndü oğlum. Ha güneşin önünde bu çizmiş ben de kapattım kar yağdırdım. Dört mevsim yaşadık ya. Ne oldu? Sudan çıkardım abi işte. Bu Meksikalı bir... Ya çok güzel gidiyor şuna bak. Ama abi şöyle... Adam suyun içinde balığa dönmüş. Bak bir şey söyleyeyim. İlk 4 bir dakika. İlk 3-4 resim çok güzel ilerliyor. Hakikaten kaymış ve orada düşmüş gibi gözüküyor. Ondan sonra ne yazık ki olaylar. Çok olmamış gibi hocam. Okey. Ve son olarak yok son değil. Minnak var, Emir var, Doğukan var. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu belli sağ abi sizi bunu. Evet. Perspektif var diyorsun. Ben de çok zannetmiyorum. Araba geliyor işte. Gayet güzel. Abi ben, bu çok ben, güzel gidecek bu arada ya. En sonu ben çizdim. Abi en güzel yeri bana denk gelmiş. Teşekkür oğlum bir şey ederim. Diyeceğim bu polis arabası olmadı mı sonradan? Onu... Olmuştur. Arkadaşlar oğlum. Şimdi ben bunu... Kovadan su döküyorlar. Gidiyor zannettin sen. Hayır abi ben bunu değiştirdim. Böyle yaptım. Yani Cansu bir şey söyleyeyim. Sen oyunu anladın mı? Ben oyunu şu an anladım. Ha tamam. Cansu bir tık geç oldu. Ben o soldakileri yeni şey sandım. Bizim yani bal... Bu ne ya? Yangın niye söndü peki? Bunların sonucusu bende. Ben polis arabasını gönderdim. Tamam o önden gitmişti sanki yenisi gelmiş gibi. Ama bir şey söyleyeceğim abi. Yangın su attık. Yangın çıktı. Yangın söndü. Ama bak bir şey söyleyeyim. Bunun böyle boktan olacağı bellidir. Neden? Çünkü siz temayı anlamadınız. Aslında basit basit çizip evet. Güzel güzel ilerletince çok tatlı evet, şeyler ortaya çıkıyor. Tabii. Devam edelim. Emir. Aynen böyle çok bir şey, aşırı bir şey koymaya gerek yok. Ama bakın şunu söylemek istiyorum. Ha, bak işte Emir benden görmüş. Size sadece şunu söylemek istiyorum. Çok sevgili chat ve çok sevgili YouTube videosu geldiği zaman. Biz Guard ekibi de bir YouTube özel oynadık. Net yani izleyin. Çok keyifliydi yani. Orada çıkan şeyler hakikaten çok güzeldi. Çok da güldük zaten. Burada gri var diye ben bundan sonra griyi sildim, kırmızı yaptım. Tamam onlar birbirini öldürüp gitmişti İlk gibi. İlk çizimdi. O ne abi? O ne peki? Ne? Patladı işte. Düşüyor. Gidiyor. Düşme efekti mi? Evet.
Okay. Cansu bak, Cansu bir önceki resimleri, bak Cansu şey abi, Cansu Will Smith gibi bir önceki resimleri tokatlıyor abi. Ondan sonra kendi kafasına göre başka bir şey yaratıyor. Oha. Tamam, ben onu beğenmiyorsam istediğim bir şey çizeceğiz, anladım. O yüzden. Yok, yok, yok. Çok neyse, şimdi öğrenmiş oldum. Bana şu gemi gelmedi ya da ben unuttum. Bak buradan çok güzel gidiyormuş. Bana bu arada burada yerde... gezegen geldi arkada. Ben buna ne yapabilirim? Göze benziyor bu. Kendisinde gezegen var ya. Bu bildiğin göz. Nasıl, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben şimdi mesela o gezegeni silip patlama yaptım ya onu. Bana gezegen geldi arkaya. Arka planda gezegen olduğu için. Yani siyah olduğu için muhtemelen o siyah çok anlaşılmadı orada. Devam. Okay. Ben bu en son sıkıntı. Ne yapacağımı bilemedim. Burada kaldı zaten, süre bitti. Son saniyeydi bu. Big Bang. Tamam, bu ne oldu şimdi peki? Yani. Estağfurullah, bir şey oldu. Yani. Oluşumu tarzında... Yok be, yok, kurtarmıyor. Evet, kurtarmadı. Değil, kurtarmadı. Hiç olmadı, hiç Doğukanım, olmadı. Doğukanım. Ben basit bir şey, uçak muçak çizersiniz, gökyüzü, boş. Onlar bulut mu? Onlar bulut arkadaşlar, anlamadıysanız. Bak da ne kadar güzel, böyle bir şey istiyordum, uçak bize. Bu bana çok farklı geldi bu arada. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bak işte bu, yapmamız gereken buydu bu arada. İşte evet, ben minik minik ilerletecektik. Sağ ol abi. Ben temayı yanlış anladım. Sağ ol abinin paraşütü büyümüş gibi düşünelim. Büyüdü paraşütü. Şişiyor. Düzeltmiş gibi. Ya şişiyor. Sayı zaten dedim ya. Kahretsin dediğim buydu. Renkli pat söndü. Aa çok tam güzel. Olur. Olur. Yalnız bir şey diyeceğim. Renk niye değişmiş paraşütün? Bana bu geldi abi. Buna benzer şey geldi bana. Arkadaşlar anlamadım diye diyorum. Hayır, ben orada beğenmediğim bir şeyi çizmek zorunda değilsin diye şey yaptım. Farklı bir şekilde. Öyle düşündüm bütün çizimlerde. Cansu, biz bir kere şey yapmıştık, hatırlıyor önceden musun? Önceden yapılan şeyi gri olarak göreceksiniz. Tamam da abi, Cansu, ben Cansu, çizmek zorunda değilim aslında. Cansu. Ama o kadar anlattım Cansu. Ama. Animasyon yapacağız dedim. Çizmek zorundasın dedim. Ay, hepsini çizmek zorunda Cansu, değilsiniz dedim. Biz bir kere şey yayını yapmıştık, hatırlıyor musun? Pelin, ben, işte Mahsun, teknoloji atanan adam. Orada birisi vardı, hep resimle alakasız bambaşka bir şey çiziyordu ya. Sen şu anda o oldun Cansu. Ama bir kere o videoda var YouTube'da ama bu arada. Ama ben bunu sordum, dedim ki aynısını çizmek zorunda mıyım? Hayır dediniz. Bu videonun başını izlersin Cansu. Aynısını çizmek zorunda değilsin, da öteye itebilirsin çünkü aynısını öne doğru karakteri. Tamam işte ben onu öyle ya Cansu, önüne şöyle balon geldi ve bu balon grileşti. Sonra aklına şey mi geldi? Ben balonu sileyim buraya bir evet, deniz altı. Evet, ben oraya balonu yapmak istemedim. Denizaltı yapmak istedim. O da gemiye döndü sonra. Balık tuttu yani... adam. Yine Anıl yine kalın çizgilere gitmiş, incecik balık tutan adam yapmış. Ya bir de tabii ama şimdi bak, ilk defa balık adamı tutuyor. Mesele burada hareketi verme. Yani bir şey ilave etmek değil. Bak ne kadar güzel oluyor, görüyor musun ilk başta bak. Evet, fırt, fırt, çok fırt, güzel fırt, gidiyormuş fırt, ya. Bir anda gemiye döndü. Ya bak gemi de kendi içinde iyi bu arada. Ama yani çok rastgele. Hayır, ben Cansu'dan sonra yine gemiyi bir tık ilerletmişim ama. Evet. Evet, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir chat, bir oylar verilmesin öncelikle, chat bir duralım. Oha, yayın donuyor mu, bana mı öyle geliyor ya? Bu çok güzel ya, en iyisi bu arada. Yayın donuyor mu, bana mı öyle geliyor ya? Ben hayaller mi görüyorum? Benim ekranımda böyle donuyormuş gibi gözüküyor. Sen burada hayaller görüyorsun. Şöyle tüm yok, gifleri, tüm ya. Gifleri bir baştan sona bir, hiç donmuyor değil mi? Kamera falan vesaire, böyle anlık hayır, saniye. Hayır, hayır, hiç okey, hemen bir tüm gifleri teker teker gösterelim. Koray, bu bir. Tamam. Saniye. Watson güzel. Watson'ın cüce diyarı. Sonra voleybolcular. Cüce bank. Anıl'a görelim. Anıl'ın şimşek atan ve yeniden dünyaya bir şeyler yaratan. Bu fena değil bu arada. Sanatçılığı görelim. Enteresan bir kafa. Temizlikçi kazan. Bu da tema olarak güzel. Uygulamada kötü. Bence en iyisi bu. Ya o finish olayı çok bozdu. Yani arka plan hiç değişmiyor. Ben arka planı silsem de orası size değişmiş gelmiyor değil mi? Yok yok, evet. Sadece üstüne gri çizgi olmuş. Ya onun tonu değişmiş oluyor. Ama onu anlaşılıyor ama değil mi normalde? Geçelim bu arada. Da fena değil bu arada ya. Çok. Evet. Burada o astronotun değişimi de güzel ama biraz sanki cevaplar belli gibi, bakalım. Sadomi'yi evet, görelim. Bunu zaten eledim, direkt hayatına çıktı bu yani. Benim hayatımdan çıkan bir sonraki gelecek olan. Bu yani, buna anlam veremiyorum. İşte bunda hiç animasyon olmamış.
Devam. Ya bu drift'o falan ben ama o drift'in yavaş yavaş ilerlemesi ama lazım. Bunu ben çıkardım bu arada hayatımdan. Bu şey yok abi. Yokmuş gibi davranıyorum. Aynen. Bunu da çıkardık hayatımızdan. Bu çok güzel başlayıp kötü bitenlerden. Cansu öğrendi ama oyunu öyle düşünelim. Bitti mi? O zaman çok sevgili chat. Chatbox'ı da bir açtım hadi bak. Chatbox'ı da açtım. Sizce kazanan kim? YouTube. Tam olarak bu noktada da yorumlara sizi bekliyoruz efendim. Çok güzel bir yorum gördüm çikolatalı cupcake'den. Koray'ın iyi olmasının sebebi en son Cansu'ya gelmesi. Doğru. Koray bir aç bakalım çünkü chatte şu anda Koray dışında neredeyse yazan yok yani. Evet, mantıklı mı gerçekten çünkü? Koray'ınki en güzel. Bir Koray'ınkisine bir tıklayalım. Bir de çok sağlam bir arka plan bulmuş Koray. Bence de. Ve tek hikaye... Abi hakikaten şimdi düşünüyorum da Cansu'nun bu avizeyi hikayenin ortasında falan evet. çektiğini düşünemiyorum. Hayır, orada da çekseniz sen ne yapacağız? Neyi beğenmeyip avize çizdim peki? Ben o var temizlik şeyi falan sanardım. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben şey olayı anlamadım. Dedim ki bir şey eklemem de lazım herhalde. Aynısını çizince bir mantık kalmıyor. Şey gibi ya. Her biri ayrı resim olacak. Ay. Evet ben öyle düşündüm. Her biri ayrı resimdi. Böyle birleşecek diye düşünmedim. Öyle modda yapsa arası. Yani özetle bizim için ve chat için kendim duyuyorum. Bizim için ve chat için kazanan Koray, YouTube sizde yorumlarda kazananınızı yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Gartic arka plan bölümünde görüşmek üzere diyelim. Çünkü biz bunu artık bu kadro en azından daha iyi anladığımız için bir sonrakilerde daha iyi oynayabiliriz. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Beğenmeyi de unutmayın efendim. Bay bay.